Evet, söz bizimde. Bugün özel bir konuğumuz var. İzmir Büyükşehir CHP adayı Tunç Soyer, Millet İttifakı'nın adayı. Doğrusu evet. Hoş geldiniz Hoş Tunç bulduk. Bey. Teşekkür ederiz. Sizi burada görmek ne güzel, Teşekkür yakalayabilmek ederim. ne Sizi de güzel. görmek çok güzel. Sağ olun. Tunç Bey aslında Ankara doğumlu fakat çok uzun zamandır yani İzmir'de büyümüş. Bornova Anadolu Lisesi. Evet. Ondan sonra Ankara Hukuk mezunu. İki tane yüksek lisansı var. Evet. AB ve uluslararası ilişkiler alanında. Daha sonra turizm sektöründe çalışmışsınız. Fakat işte hem İzmir Ticaret Odası'nda hem Expo 2015 15. için Evet. çalışmalarınızdan sonra Seferihisar Evet. Belediye Başkanlığı'na aday Evet. oldunuz. Bu 2009. Doğru. 2009'dan bu yana da Tunç Bey'in adını, Seferihisar'ın adını çok duyuyoruz. Çünkü çok başarılı, çok güzel işler yaptı. 2014'te tekrar Sağ olun. aday oldunuz. Tekrar Evet. Seferihisar'dan başkan oldunuz. Seferihisar'ı biraz sonra konuşacağız çünkü çok önemli. Seferihisar sadece Türkiye'de ve İzmir'de değil, dünya çapında Evet. önemli sakin şehir ağının bir parçası olarak konuşuldu. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum Tunç Bey. Siz şimdi Millet İttifakı'nın adayısınız ama bir yandan HDP'nin de açıkça desteklediği, Büyükşehir'de desteklediği bir adaysınız. Evet. Sizce farklı kesimlerin desteğini almanın sırrı ne? Çünkü biz bu seçimde hep şunu görüyoruz. Çok kutuplaşma var, çok gerginlik Evet. var. Ama sizin Evet. şahsınızda biraz daha farklı bir durum. Evet, sağ olun. Aslında bu doğrudan doğruya benle ilgili bir şey de olmayabilir. Yani bu genelde merkezde yürütülen siyasetle yerelde yürütülen siyaset arasındaki farktan da kaynaklanıyor biraz. Çünkü merkezde ne kadar ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici bir dil kullanılsa da yerelde o dilin bir hükmü yok. Yani yerelde çünkü insanları kucaklamak zorunda adaylar. Daha çok insanın oyuna talip olmak zorunda. O nedenle yani belli kitleleri konsolide ederek onun üzerinden iktidar olmak gibi bir hedef pek mümkün değil yerel yönetimlerde. Evet, sizin de en büyük hedefim siyasetteki dili değiştirmek Evet. demişsiniz. Doğru. Bu mümkün, yani mümkündür umarız da. Yok mümkün. Çok alıştığımız bir şey var, bir tarz var Evet. artık. Doğru. Nasıl değiştireceğiz bu dili? Ya biz sizle nasıl konuşuyoruz şimdi, değil mi? Yani eşlerimizle, dostlarımızla, akrabalarımızla, yakınlarımızla nasıl konuşuyoruz? Hani birbirimize çemkirerek, paçasından çekiştirerek, tepeden bakarak, hakaretamiz konuşmuyoruz. Yani hayatımızda böyle bir üslup yok zaten. Siyaset böyle bir üslup yarattı. Yani iktidar sevdası böyle bir üslup yarattı. Ve bu bizim gündelik hayatımızda aslında olmayan bir şey. Normal insanlar böyle yaşamıyorlar, böyle konuşmuyorlar. O nedenle mümkün değişmesi. Hatta bu biraz anormal. Bu bize yakışmıyor. Bize yakışan bu topraklarda yaşayan insanlara ve o kadim kültürün mirasçılarına yakışan hakikaten böyle bir dille, başka bir dille, daha medeni, daha insani bir dille siyaseti de sürdürmektir. Ben bunun olacağına inanıyorum. Bu değişecek. Vakti geldi. Artık insanların buna tahammülü kalmadı. Sürekli azarlayan, sürekli parmak gösteren, kızan, bölen, ayrıştıran buna yer yok. Yani artık bu değişecek, öyle gözüküyor. Belki de İzmir bunun bir parça daha öncülüğünü yapacak. Onu hissediyoruz. Belki de. Evet. Ama bir yandan da sizin adaylığınız sürecinde de daha doğrusu adaylığınız hem açıklandıktan sonra tam da bu noktada işte babanızla ilgili olsun Evet. işte çeşitli ama bu sadece sizinle ilgili CHP'ye Evet. daha doğrusu bütün muhalefet partilerine yönelik çok Evet. ağır iktidar tarafından söylenen ve medyası Evet. tarafından da söylenen Evet. bir takım bağlantılar işte Evet. hikayeler var. Buna ne diyeceksiniz? Yani insanlar sizce buna bu söyleme kulak asıyor mu? Yok, hiç zannetmiyorum. Ya şimdi mesela Zillet İttifakı diyor. Yani bu memlekette bayağı ciddi bir çoğunluğun oy vereceği adaylar Zillet İttifakı'nın adayları olarak lanse ediliyor. Böyle tanıtılıyor. Ya bu kadar yakışıksız bir üslup ki.
Yani ne bileyim, bir apartmanda birileri birine oy verir, diğerleri öbürlerine oy verir ama bunlar birbirleri için niye böyle düşünsünler? Niye böyle düşünmeye yönlendirilsin bu insanlar? Yani çok yakışıksız, hakikaten çok üzücü. Ama insanlar ne yapacağını biliyorlar bence. Yani ben hakikaten bu milletin sağduyusuna, basiretine çok güveniyorum, çok inanıyorum. Mutlaka buna itiraz edecekler, buna rıza göstermeyecekler. Çünkü bunlar onların hayatında yok zaten. O nedenle bu seçimde çok daha reel bir takım değerlendirmelerde bulunacaklar. Hangi adayın performansının daha yüksek olabileceğini, hangisinin kendi hayatını daha çok iyileştirebileceğini, bunları düşünerek bir karar verecekler. Yoksa işte sen Zillet ittifakından mısın, sen hangi ittifaktansın, buna bakarak oy vermeyecekler bence. Peki, o zaman biraz da İzmir konuşalım. Tamam. Aşklı İzmir diye bir çıkış yaptınız. Evet. Sosyal medyada da bu etiketle Aşklı İzmir diye. Niye aşkla? Neden ve nasıl Aşklı İzmir? Evet. Çünkü gerçekten dünyanın en güzel coğrafyası İzmir. Dünyanın en güzel yeri. Hakikaten muazzam bir potansiyel var. Muazzam bir zenginlik var. Şahane bir iklim kuşağında yaşıyoruz. İşte senede 300 gün güneşimiz var diyoruz. Akvaryum gibi denizlerimiz var. Bereketli topraklarımız var. Çok güzel köylerimiz, köylülerimiz, insanlarımız var. Yani hakikaten aşkla bağlı olmak mümkün değil bu şehre. Yani bir de şöyle de bir şey var, sözünüzü kesiyorum ama siz Aşklı İzmir diye çıktınız fakat şimdi geçen haftada İstanbul'da bugün dün gördünüz mü İstanbul'da bütün İstanbul havaalanında aşk hikayesi diye Cumhur İttifakı'nın bir kampanyası başladı. Çok acayip bir şey. Biraz çok şaşırtıcı. Çok tesadüf denebilir mi? Yok artık canım, bu nasıl herhalde bir tesadüf? Ama bu aşk teması anladığımız kadarıyla. Evet. Herkes çok sevmiş. Yerel seçimde. Evet. Neyse, İzmir için planları sorayım size. Genelde çünkü bir takım çok büyük projeler ya çok büyük projeler ortaya atılıyor. Bazılarında gerçeklik payı var, hani ekonomik şartlarla birlikte, bazılarında yok. Sizin öncelikli olarak ele almak istediğiniz İzmir için, ya İzmir'in şu sorunları, en öncelikleri elbette pek çok, her şehrin pek çok sorunu var. Bu sorunları öncelikle ve ben öncelikle bunlara el vereceğim diye, daha sonra da tabii daha büyük hayallerinize geçeceğiz. Tamam. Yani İzmir'in 3 temel sorunu olduğunu düşünüyorum. Derhal çözülmesi gereken, en can yakıcı ve en büyük rahatsızlık yaratan 3 temel sorun. Hatta belki ikisini aynı başlıkta toplayabiliriz. Birincisi ulaşım ve trafik diyeyim. Diğeri de katı atık bertaraf meselesi. Yani çöp bertarafı meselesi. Bu ikisinin en temel sorunları olduğunu düşünüyorum İzmir'in. Ulaşım ve trafikle ilgili de dersimizi çalıştık. Yapacağımız birçok düzenleme var. Ve bu düzenlemelerin de hızla sonuç getireceğini düşünüyoruz. 3 tane yeni metro hattımız olacak. Bir tanesi Buca. İşte 13,5 kilometrelik yeni bir hat. 11 istasyonla üniversiteyi şehre bağlayacağız. Çiğli metrosu var. Onun da projesi, planı, bütçesi, her şeyi hazır. Bir de Halkapınar Otogar arasında, yine İzmir'deki en kritik bağlantı noktalarından biri, o metro hattı açılacak. Yani bütün bu 3 hattında dediğim gibi hem planı projesi hem de bütçesi hazır. Her üçü de Ankara'dan bir onay imzası bekliyor. İşte onay imzasını da inşallah en yakın zamanda alacağız diye ümit ediyorum. Bunun dışında 111 noktada trafiği rahatlatacak, sıkışıklığı aşacak akıllı trafik uygulamaları hayata geçireceğiz. Bazı noktalarda trafiği yer altına alacağız. 3 temel nokta var ilk anda yapacağımız. Bir tanesi Basmane Garı'nın önü, diğeri Alsancak Garı'nın önü, bir de Karşıyaka Vapur İskelesi önü. Bunlar aynı zamanda yayalaştırılmış geniş alanlar ortaya çıkartacak. Sadece Alsancak'taki bile bir 15 bin metrekare civarında bir yayalaştırılmış alan kazandıracak
şehrin en kilit olduğu noktalardan birinde. Dolayısıyla çok uzatmayayım ulaşım meselesini. Trafik akışını çok rahatlatacak ve çok kolaylaştıracak en kısa sürede hayata geçebileceğimiz çözümler var. Katı atık bertarafı ile ilgili de hem enerji elde edeceğiz, hem bunun finansmanı kendi kendine yapılabilir bir proje. Dolayısıyla herhangi bir yerden kaynak bulmamıza da ihtiyaç olmayacak. Ama bunun arkasında tabii bir kültürün oluşmasını sağlamamız gerekiyor. Vatandaşların evlerinde çöpleri ayrıştırmaya başlamasını sağlamamız lazım. Bu bir bilinç meselesi, bu bir alışkanlık meselesi. Türkiye'de bu yok henüz. Evet, yani Avrupa'da yok, çok ama yoğun uygulanıyor. Doğru. Ama biz bunu mesela İzmir'de yapabiliriz. Buna gözüm kesiyor. En azından bazı pilot bölgelerde başlatabiliriz. Bunun gereklerini biz de belediye olarak yaparız. Hani çocuklarımızı eğiterek başlayabiliriz. Bu konuda en fazla duyarlı olan sokaklardan, mahallelerden başlayabiliriz. Ama bu mümkün, onu biliyorum. Yani ısrarlı, kararlı bir başlangıç yapabilirsek ve sürdürülebilir bir politika uygularsak vatandaşın buna katılacağına inanıyorum. Dolayısıyla da o katı atık bertaraf tesisleri çok daha fonksiyonel ve kolay işleyecek tesisler olacak. Özetle bu iki başlık kentin en can alıcı, can yakıcı sorunları şu anda. Ama bunların dediğim gibi her ikisinin de çözümü var. Üç ayrı noktada katı atık bertaraf tesisi kuracağız. Yerleri de hazır, projeleri de hazır. Ve dediğim gibi belediyenin bütçesinden bir para çıkmadan da bunları realize edeceğiz. Sorunun ilk bölümü büyük projeler meselesi. Benim öyle mega projem yok doğrusu. Ben bir mega projeyle hani bir kentin iyileştirilebileceğine de inanmıyorum. Ama bizim projelerimizin tamamı, hepsi birbirine bağlı ve hepsi sonunda birleşerek bir bütün oluşturan projeler. Ben onu diyorum, bizim çılgın projelerimiz yok, akıllı projelerimiz var. Ve o akılda hepsi birbirini etkileyen, birbirini tetikleyen projeler. Örneğin bir küçücük dokunuşla diyelim ki vatandaştan süt almaya başlayacağız. Günlük taze süt. Şimdi bunun o kadar çok boyutu var ki, çarpan etkisi diye tarif edebilirim belki. Birincisi, o üreticinin toprağına bağlı kalmaya devam etmesini sağlıyorsunuz. İkincisi, vatandaşa günlük taze süt içirmiş oluyorsunuz. Sağlıklı gıdayla beslemiş oluyorsunuz. Köyden kente göçü frenlemiş oluyorsunuz. Böylece köylü ucuz iş gücü haline gelmemiş oluyor. Şehirdeki işçiyle rekabet etmesine gerek kalmıyor. O köylü aynı zamanda köklerimize, geleneklerimize köyünde kalması nedeniyle sahip çıkıyor, onları yaşatmaya devam ediyor. Yani özetle sadece bir tek süt almaya başlayarak en az 5-6 tane önemli sonuç ortaya koymanız mümkün. Düşünün ki biz bunu hayatın her alanında yapacağız. Yani o üreticinin, mesela, o üreticinin ürettiği sebzeyi, meyveyi, ürettiği hayvandan eti, ürettiği tahıldan ekmeği, hatta denizden yakaladığı balıktan halk ekmeği oluşturacağız. Yani üreticinin, ya biz aslında şöyle bir başlangıç yapmak isterim. Kırsal kalkınmanın başkenti olacağız. Kooperatiflerin başkenti olacağız. Ve biz üreticimizi mutlaka hem kooperatifler çatısı altında buluşturacağız, birleştireceğiz, gücüne güç katacağız. Hem de belediye olarak onların ürünlerine talip olacağız, satın alacağız ve tüketiciyle buluşturacağız. Şu proje dediğim gibi çok sayıda çarpan etkisi ortaya çıkartacak, çok sayıda şeye dokunmuş olacak. Hem üreticiye hem tüketiciye özellikle iyileştirici bir etki yapacak. Üreticinin gelirini artıracak, tüketicinin daha sağlıklı, daha temiz, iyi gıdalarla buluşmasını sağlayacak. Mesela buradan şöyle bir hedef bile ortaya koyabiliriz. İzmir, Türkiye'nin en iyi beslenen şehri olacak. Mesela böyle basit bir şey. Ama bu projeden çıkıyor bu. Dolayısıyla en sağlıklı yaşamın olduğu kent, kent yani, olma iddiası çıkıyor olacak ortaya. Bu kendiliğinden çıkıyor. Yani biz bunu ilan etmesek de bu projeleri uygulamaya başladığınızda bunun sonucu bu olacak. Yani bütün Türkiye bunu böyle algılayacak zaten. Böyle kabul edecek zaten. Dolayısıyla hani biz
büyük mega projeler sunmuyoruz. Biz diyoruz ki söz gelimi Büyükşehir Belediyesi'nin işte daha önceden beri başlatmış olduğu kırsal kalkınma projelerini büyüterek devam edeceğiz. Somut örnek, 12 yıl içinde Büyükşehir Belediyesi 470 milyon liralık ürün almış üreticiden. Desteklemek için, üretimini sürdürmesini sağlamak için. Bunu mesela önümüzdeki 5 yıl içinde 4 katına çıkartacağız. Bunu yapmak mümkün mü? Yani evet. Yani Büyükşehir hesaplamaları Belediyesi, yaptınız. Tabii tabii. 10 yıldır belediye başkanlığı yaptığım için evet. Hani ağzımdan çıkan şeyin 20 gün sonra bana nasıl döneceğini çok iyi biliyorum. Evet. Dolayısıyla da bu konuda son derece titizim. Ne söylüyorsam onu ölçüp biçmeden söylemiyorum. O anlamda çok net bir bilgi sunmuş olayım. Evet, 4 katına çıkartacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi buna muktedir. Biz sadece tercihleri yönlendiriyoruz. Hangi tercihlerle, hangi bütçeleri, nereye nasıl harcayacağımızı netleştirmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz üreticide, kırsal kalkınmada olacağı için bu tercihi böyle yapıyoruz. Bu çok aslında şu andaki yerel seçim için, aslında daha öncesi içinde, yani kırsal kalkınma üzerinden açıkçası ben fazla bir vaat duymadım. Evet. Yani yanılıyorsam da bilmiyorum ama genel olarak hep daha fazla şehirleşme. Evet. Tamam, bir takım imkanlar, hizmet denen işte ulaşımla ilgili vesaire ya da binalar. Evet. İmarla ilgili belki bir takım mesele. Evet. Genelde bunlar gündeme geliyor ama sizin bu kırsal kalkınma üzerine, tarım üzerine vurgunuz değişik. Tabii İzmir olması doğru. Da sebebi var ama İzmir şimdi çok başka. İşte ne bileyim, Akdeniz Havzası'nın çok önemli bir, en önemli belki tarım kenti olma iddiasından ziyade en, ne bileyim, ticaretin en çok, yani evet, böyle bir hedefiniz de olabilirdi. Doğru. Neden olmadı? Çünkü Türkiye'de tarım meselesi çözülmeden, tarımın sorunları çözülmeden Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülemez. Biz gerçekten tarımla ilgili gerçek çözümler ortaya koymak zorundayız. Ve bunu en güzel yapabilecek kentlerden biri de İzmir. İzmir sadece İzmir değil çünkü. İzmir Ege bölgesinin başkenti ve Ege bölgesi inanılmaz bereketli topraklara sahip, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip ve muazzam ihracat potansiyeli taşıyan bir bölge. Bizim bu bölgede üreticiye sahip çıkmamız, onu korumamız sadece İzmir'in, Ege bölgesinin refahını artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda tüketiciyi koruyacak. Yani bizim, şöyle söyleyeyim, biz kırsal kalkınmanın başkenti olacağız Türkiye'de. Bizim uyguladığımız tarım politikaları Türkiye'ye model olacak. Türkiye İzmir'in uyguladığı tarım politikalarını takip edecek. Çünkü bizim uyguladığımız politikalar çok temel bazı ilkelere dayanıyor. Birincisi, Batı'nın bizden önce keşfettiği kooperatifleşme meselesi. Biz kooperatifleşeceğiz. Toprağın bereketine, refahına üreticimizi ortak edeceğiz. Ki bunu zaten Seferihisar'da yaptık, çok... Yaptık, oldu, gördük. Evet. O yüzden de o rahatlıkla konuşuyorum. Hani hikaye anlatmıyorum derler ya, hikaye anlatmıyorum. Yani kendi yaptığımız deneyimlerden yola çıkarak, o derslerden yola çıkarak İzmir'le ilgili hayaller kuruyorum, projeler yapıyorum. Dolayısıyla şu çok açık. İzmir tarımın ne kadar önemli olduğunu, kırsal kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu kanıtlayacak ve çözümleriyle beraber de Türkiye'ye önderlik edecek. Ürünü dönüştüreceğiz mesela, tarım ürününü dönüştüreceğiz, işleyeceğiz, sanayi ürününe dönüştüreceğiz. Bunun için araştırma merkezleri kuracağız, bunun için enstitüler kuracağız, bunun için tarım üniversitesi kuracağız. Bütün bunlar birbirine bağlandığında hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyup hem refahı büyütüp hem onu adil bir biçimde dağıtmayı başarmış olacağız. Peki Seferihisar'dan ve tam da bu tarım ve bu kalkınma biçimden
bahsederken belki Seferihisar üzerinden yani bilenler biliyor elbette, evet. İzmirliler çok iyi biliyor, evet. Ama bilmeyenler için de Seferihisar sizin başkanlığınızda sakin şehir olarak Sikta Slow zincirine dahil olarak ve bu dediğiniz uygulamalar özellikle kooperatifle ilgili uygulamalarla birlikte başka bir yere geldi. Belki rakamsal olarak da eğer verebilirseniz nasıl bir gelişme? Yani hem turizm açısından hem tarım açısından bir zenginleşme, bir büyüme yaşandı orada. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani biz Seferihisar'da çok açık söyleyebilirim. Toplam değeri 10 sene içinde 10 misli büyüdü. En hani en mütevazi bir ifade şekliyle söyleyebilirim. Gerçekten 10 sene içinde 10 misli büyüdü. Bu yatak kapasitesinden tutun ekili biçili alanlarına kadar, metrekare birim fiyatlarından işte esnafın ticaret hacmine kadar, yapılan imalat sektörünün üretimine kadar, her anlamda 10 sene önceki rakamlarla 10 sene sonraki rakamları karşılaştırdığınızda yaklaşık 9, 10, 11 misli bir büyüme görebilirsiniz her bir sektörde, bu söylediğim her bir başlıkta. Bu kalkınma, bu refah şöyle oluştu. Tanıtmaya başladık. Yani önce Seferihisar'ı mevcut haliyle tanıtmaya gayret ettik. Bu tanıtımla beraber işte o yerel kalkınma modeli, Çitta Slow'un kriterleri, ilkeleri, bunları uygulamaya başladık. Onları uyguladıkça tanıtım biraz daha büyümeye başladı, güçlenmeye başladı. Tanıtım güçlendikçe biz o kriterleri daha güçlü uygulamaya devam edebildik. Kar topu gibi büyüdü hikaye. Ama başlangıç noktası, çıkış noktası önce zaten bir mucize olan, hani İstiridye içinde inci diye tarif ettiğim Seferihisar'ı göstermeye, tanıtmaya çalışmak oldu. Onu tanıttıkça ve o büyümenin kriterlerini insanla, doğayla uyumlu bir biçimde uygulamaya devam ettikçe güçlendik. Güçlendikçe daha çok tanıttık. İzmir için de aynı şeyi yapacağımı söyleyebilirim. Yani İzmir'i de tanıtmaya başlayacağız. İzmir şu haliyle hiç tanınmıyor, hiç bilinmiyor. Gerçekten sahip olduğu zenginliklerden ne İzmir'de yaşayanlar ne dışarıdan İzmir'e bakanlar haberdar değil. Yani çok üzücü bir şey ama böyle. Yani biz derya İzmir'de için, yaşayanlar dahil mi? İnanın bana, yani biz gerçekten derya içinde olup deryayı bilmeden yaşayan balık misali yaşıyoruz bu topraklarda. Yani çok haksızlık ediyoruz. Hak etmiyoruz. Kimse hak etmiyor. Ama bunu değiştirmek mümkün. Onu biliyorum. Yani İzmir'i tanıtmaya başladığımızda onun ne kadar olağanüstü bir potansiyel, bir zenginlik olduğunu görecekler. Ya düşünebiliyor musunuz? İzmir'in kenarında flamingo yürüyor. Dünyada başka hiçbir metropolün içinde flamingo yüremiyor. Bu ne demek? Bu bizim hala doğasıyla barışık bir kent olduğumuz demek. Hala flamingolar 20 bin civarında flamingo yürüyor şehirde. Düşünebiliyor musunuz? Kimse bilmiyor bunu. Yani öylesine büyük bir hazine ki bu. Doğasıyla barışık bir kent demek İzmir. Bunu biz dünyaya anlatmak zorundayız. Bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu dünya biliyor. Biz bilmiyoruz, biz farkında değiliz. Dolayısıyla biz İzmir'in sahip olduğu olağanüstü potansiyeli, olağanüstü güzellikleri aktaracağız. Mesela şeye baktım, Silikon Vadisi niye San Francisco'da kurulmuş? Niye kurulmuş? Niye biliyor musunuz? O yüksek teknoloji üreten şirketlerin CEO'ları güzel bir iklim kuşağında, güzel bir denizin kenarında, çocuklarını iyi okutacakları okulların olduğu bir mekanda yaşamak istemişler. Ve ondan sonra Silikon Vadisi orada kurulmuş. E şimdi İzmir gibi bir cennet niye böyle bir yüksek teknoloji vadisine ev sahipliği yapmasın? Yani derya içinde olup deryayı bilmeden yaşayan balıktan kastım bu. Biz bunları aklımıza getirmiyoruz, bunları görmüyoruz, bunların farkında değiliz. Bizim yapacağımız en büyük proje, en çılgın proje diyeyim, tanıtmak. Yani İzmir'in bu güzelliklerini hem İzmirliyle hem de İzmir dışındakilerle, Türkiye'yle, dünyayla buluşturmak. Ve mesela yaşanacak şehir diye tarif ediyoruz İzmir'i. Aynı zamanda yatırım yapılacak şehir diye tarif etmemiz lazım. Yani çekmemiz lazım. O kadar çok sektör var ki İzmir'in ev sahipliği yapabileceği. Film endüstrisi var, medya sektörü var, müzik endüstrisi var.
bilişim endüstrisi var. Yani bütün bunları biz davet edebiliriz, ev sahipliği yapabiliriz, kolaylaştırabiliriz, cezbedebiliriz İzmir olarak. Çünkü hepsi için şöyle bir algı var. İzmir'de hayat kolay, İzmir'de hayat güzel. Evet. Yani ama İzmir'de herkes... para kazanılamıyor gibi bir ön yargı var. Çok doğru, ama bunu mümkün kılmak bizim projelerimiz arasında zaten. Biz bunu mümkün kılabiliriz. Yani bu bir takım destekler, teşvikler, kolaylaştırıcı bir takım manevralar, bunlar yapılabilir şeyler. Yani o sektörler niye gelmesin İzmir'e? Ya ben biliyorum, film endüstrisi tıkanmış vaziyette. İşçisinden yönetmenine, eğer set İzmir'de kurulacaksa herkes bayram ediyor. Oh aman ne güzel, işte gideceğiz, hava güzel, işte kalacağımız yer sete yakın falan filan. Ya herkes mutlu oluyor. Bizim o zaman şunu yapmamız lazım. Gelin kardeşim, buyurun, işte sizin için çalışma alanları şuralardır. Böyle olursa, yani buraya gelirseniz size şu tür teşvikler, şu tür destekler sağlayabiliriz. Yani bütün bunları sunmak mümkün. Dolayısıyla İzmir her sene 80-90 bin civarında gencinin gönderiyor şehir dışına. Beyin göçü yaşıyor İzmir. Yani İzmir sadece dışarıdan göç alarak bilinir. Öyle bilinir. Dışarıdan göç aldığımız bilinir. Ama göç verdiğimiz pek bilinmez. Yani biz o beyin göçünü durduracağız. Umarız öyle olur. Siz demin flamingo, evet, demişken aklımda olan ve tabii tarımdan da bahsederken Gediz Deltası'nda büyük sorunlar var. Evet. Yani kirlilik anlamında, evet, işte yapılaşma mı? Gediz Deltası'yla ilgili söyleyebileceğiniz var mı? Yani çünkü bu tarımla vesaire, evet, ve doğal yaşamla ekolojinin korunmasıyla çok, evet, iç içe olduğu için çok doğru soruyorum. Şimdi bizim bu Çiftaslov Sakin Şehir Yerel Kalkınma Ağı'nın 3 temel sütun üzerine oturan 72 tane kriteri var. Birincisi, kentin doğası onun en büyük zenginliğidir. İkincisi, kentin kimliği, kültürü, gelenekleri, lezzetleri mutlaka iyi korunmalıdır. Üçüncüsü de, bir kent ileriye gidecekse, gelişecekse bu iki sütuna sahip çıkarak bilim ve sanatla yol haritası çizerek gelişmelidir, büyümelidir, kalkınmalıdır. Şimdi bu aslında bir felsefenin ifade ediliş biçimi. Dolayısıyla o kriterler nüfusu belli bir sınırın altındaki kentler için tanımlanmış kriterler. O kriterleri belki İzmir'de tatbik etmek mümkün değil. Ama bizim bakış açımız yine bu üç sütunu koruyarak yola devam etmek olacak. Yani kentin doğasının, işte o flamingolarının, o deltanın, Menderes Havzası'nın, Bakırçay Havzası'nın, Gediz Havzası'nın çok iyi korunması olduğunu biliyoruz. Bunu mutlaka temiz tutacağız, koruyacağız, kirletmeye asla izin vermeyeceğiz. Çünkü o aynı zamanda İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale gelmesinin de teminatı. Tabii. Yani biz bunu yapacağız. Yani ben çocukluğumda üç kuyularda denize girerdim. Yani Körfez'de denize girerdik biz çocukluğumuzda. O günler o kadar... çok özleniyor tabii. Evet ki. Yani ama bu böyle yüzlerce yıl öncesinden bahsetmiyoruz. Evet. Yani işte 40-50 yıl öncesine kadar böyleydi. Ve bu mümkün. Yani bunun yapılacak hangi işte enstrümanları kullanarak yapacağımızı falan biliyoruz. Ama önce kirletmeyi engelleyeceğiz. Dolayısıyla da sadece Gediz meselesi değil, Menderes'te de Bakırçay'da da aynı şeyi yapacağız. Ve mutlaka doğamızı, nehirlerimizi, yeraltı kaynaklarımızı çok iyi koruyacağız. Önceliğimiz burası olacak. Çünkü biz biliyoruz ki bir kent gelişecekse doğasını koruyarak, ona sahip çıkarak gelişebilir. Doğaya vereceğimiz her zarar aslında kendimize verdiğimiz zarar. Tunç Bey, bunu genelde seçimde bütün siyasetçiler söylüyor. Ben sizi tabii biraz tanıdığım, bildiğim için farklı olduğunu biliyorum ama işte doğa dostu belediyecilik vesaire, bunlar hep sloganların arasında. Evet, evet, evet. Hani bunlar çok kullanılıyor ya da, evet, benzer şekilde işte gençler için, engelliler için şunu yap falan. Evet. Ama genelde gördüğümüz şey şu, seçimden sonra bütün bunlar unutuluyor. Başka şeyler öncelikli oluyor. Yani siz seçmene ya gerçekten bunlar benim önceliğim olacak konusunda, evet, inandırıcı şöyle olarak söyleyeyim, ne diyebilirsiniz? Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Evet.
Şimdi ben Orkinos çiftliğiyle bizim Sığacık Körfezi'nde 8 yıl mücadele ettim. 8 yıl ne bir gün geri adım attık, ne vazgeçtik, ne o kararlılığımızı bir tarafa bıraktık. Asla yapmadık. 8 yılın sonunda o körfezden o Orkinos çiftliğini uzaklaştırdık. Ama 8 yıllık bir hukuki mücadele, sadece hukuki mücadele de değil. Eylem yaptık, birlikte denize gittik, işte o çiftliğin kurulduğu yere gittik. Vatandaşlarla beraber yaptık bütün bu hikayeyi. Ürkmez'de hiç olmayacak bir yere, yine bizim beldelerimizden birinde bir yat limanı projesi vardı. Yine inanılmaz güzel bir direniş gösterdik ve kazandık. Yani biz kararlı durduğumuz zaman doğaya yapılan saldırıları engelleyebileceğimizi gördük. Onun için kendimi çok kuvvetli hissediyorum bu noktada. Çünkü arkada bunu başarmış olduğumuz bazı hikayeler var. Dolayısıyla aynı kararlılıkla, aynı iradeyle İzmir'e sahip çıkacağız. Bu tabii güzel bir şey. Çevreyle ilgilenen bir gazeteci olarak da duymak güzel. Yani iklim değişikliğinden de bahseden ender adaylardan birisiniz. Yani böyle bir tehdit var. Türkiye için de, yani bütün dünya bu sorunla baş başa, ama Türkiye'de bir aşırı kuraklık, aşırı hava olayları gibi tam da sizin dediğiniz tarımla ilgili sorunları çok etkileyecek şeyler var. Belediyecilik anlamında iklim değişikliğiyle ilgili bir şey söyleyeyim mi bununla ilgili hemen? Biz Seferihisar'da bu sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili bir ofis kurduk. Seferihisar Belediyesi'nde şu anda çalışan ve 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin hayata geçirilmesiyle ilgili çalışan bir ofisimiz var. Seferihisar Belediyesi'nin müdürlüklerinin hangi başlık altında hangi projeleri yapacaklarını belirledik. Haritalandırma, hizalama çalışmalarını da tamamladık. Bu hikayeyi İzmir'e taşıyacağız. İzmir, atacağımız her adımda, yapacağımız her projede bu sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle paralelliğini sağlayacağız ve rotamız onlar olacak aslında. Çünkü sürdürülebilirliğin en kıymetli şey olacağını düşünüyorum bir Büyükşehir Belediyesi için. Birleşmiş Milletler'in koyduğu kriterlerden bahsediyorsunuz. Evet. Bu işte 2015 yılında 2030'a kadar insanlığın önüne konan bu 17 hedeften bahsediyorum. Birleşmiş Milletler her 15 yılda bir, biliyorsunuz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri açıklıyor. 2015'te açıklanan 17 hedef 2030'a kadar tamamlanması için işte bütün dünyada devletler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, insanlar emek harcıyorlar, çalışıyorlar. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu 17 hedefin önümüzdeki 5 yıl içinde nerelerini ne kadar gerçekleştirebileceğimizi belirleyerek yola devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik çok kıymetli bir şey. Çok da güzel bir tarifi var. Yeni öğrendiğim, paylaşmak isterim. Tabii, buyurun. Sürdürülebilirlik geçmişle gelecek arasındaki adalet. Bana çok hoş geliyor. Yani bu ifade ediş biçimi çok doğru geliyor. O nedenle sürdürülebilirliğe çok sıkı sahip çıkacağız. Peki. Tabii seçimler yaklaştığı için pek bir şey kalmadı. Bol bol geziyorsunuz, farklı ilçelerde bulunuyorsunuz. Demin şundan da bahsettiniz, İzmir çok göç alan bir şehir. Hı hı. Özellikle göç alan bölgelerde, ilçelerde en çok duyduğunuz şey ne? En çok ortaya çıkan sorun ne? Ve onlara, oradaki seçmene nasıl hitap ediyorsunuz? Evet. İzmirli'nin aslında köklerinden gelen, geçmişinden gelen bir arada yaşama kültürü var. Yani İzmir farklılıkları zenginlik olarak gören bir kültürden geliyor. Son zamanlarda yaşanan ayrıştırma, ötekileştirme, kutuplaştırma politikaları mutlaka buna zarar verdi, tahrip etti. Ama şunu çok net söyleyeyim. Hani en büyük hayallerimden biri, ya da bir cümleyle hepsini birden ifade etmiş olayım. Ekonomik anlamda gelişmiş, birlikte düşünüp karar veren ve kardeşçe birlikte yaşayan, birlik olan bir İzmir hayal ediyorum. Yani insanların ne düşündükleriyle, ne giydikleriyle, ne yaşadıklarıyla ayrışmadıkları, farklılıklarına rağmen bir arada olmayı başardıkları ve bundan mutlu oldukları, kimsenin
böyle bir şey aklına bile getirmediği diyeyim. Yani o hangi siyasi parti oy veriyor? O işte şortlu mu başı, kapalı mı başı, açık mı? İşte onun siyasi görüşü şu mu bu mu diye bakmayı aklına bile getirmediği bir İzmir hayal ediyorum. Çok güzel bir İzmir hayali bu. Belki güzel bir Türkiye hayali diyebiliriz. Tam evet. Da o, bu noktada yani rakibiniz Zeybekçi'nin şöyle bir sözü var. Mesela İzmir denince hep bir yani yaşam tarzı tartışmalarında hep bir İzmir meselesi de konuşulur. Zeybekçi şöyle bir şey demiş, yani İzmir'in yaşam tarzı değil, yaşam kalitesi problemi var. Siz böyle bir şeye katılır mısınız? Böyle bir... Evet, Zeybekçi hiç anlamamış. Yani gerçekten anlamamış. Yani şimdi tabii burada ona saygısızlık etmek istemem. Çünkü o bizim misafirimiz. 1 Nisan'a kadar da misafir. Bizde de misafire hürmet diye bir gelenek var. O nedenle saygısızlık etmek istemem ama anlamadığını da burada söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü İzmir'in ne hayat tarzı ne yaşam kalitesiyle ilgili bir problemi yok. İzmir'in hayat tarzı değil, bir hayat kültürü var bir kere. Yani o tarz çok daha dışsal bir şey. Dıştan ancak onu öyle görebilirsiniz. Yani yerleşik bir kültür. Kültür ne demek? Yani tarz onu ifade etmez, evet. Ki. Tarz bir üsluptur, bir biçimdir, bir şekildir yani. Ama kültür köktür. Dolayısıyla İzmir'in kökünü anlamamaktır bu. Yani sadece bir şekle, bir tarza mahkum etmek ve ondan ibaret zannetmektir. O nedenle anlamamış diyorum. İzmir'in kültür başka bir derinliği olan bir şeydir. O derinlikte demokrasi vardır. Farklılıkların bir arada yaşaması vardır. Kadın vardır. Yani kadın şehridir İzmir. Dolayısıyla bütün bunları anlamazsanız işte hayat tarzı, efendim yaşam kalitesi gibi şeylere indirgersiniz ve öyle görürsünüz. Onun anlamasını beklemiyorum. Çünkü hakikaten misafir ve dışarıdan bakıp değerlendirme yapıyor. Söyleyecek bir şey yok. Sadece doğru olmadığını söyleyeyim. Peki. Tam da kadın şehri dediniz. Evet. İlk adaylığınız açıklandığında söylediğiniz ya da yani biraz evet. Sonrasında söylediğiniz sosyal medyada bir takım kadın evet. Gruplarını kızdıran evet. Uyuyan bir güzel var, öpücük bekliyor sözü var. ama buna genellikle hani hem şiirlere kadın benzetmesi yapılması hem de kurtarıcı bir erkek modeli üzerinden yapılması nedeniyle ama evet. Ben size sormak istedim, yani ne orada peki. Ne demek istediniz? Ya aslında şu, kadın şehir derken bu benim yakıştırmam, benim hani uydurduğum bir şey değil. Bu şehrin adı bir Amazon kraliçesinden geliyor. Amazon kimdir? Tarihteki ilk örgütlü kadın hareketidir. Simirna efsaneye göre onların kraliçesi. Bir Amazon kraliçesi Simirna. Ya bir kent ismini bir Amazon kraliçesinden alıyorsa bundan başka ne söylenebilir? Yani elbette kadın şehridir. Yani kadınlar öndedir İzmir'de. Kadınlar öncüdür. Kadınlar Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı kadar özgürdür, rahattır ve güçlüdür. Belki öpücük kısmına daha kızdılar. Orayla ilgili de o da benim uydurduğum bir şey değil. Victor Hugo prenses demiş İzmir'e. Ben demedim. Oradaki prenses de yani benim işte bir metaforum. Uyuyan prenses. Hani o öpücük de prensese bir öpücük aslında. Bir cinsiyet hani akla gelmez ki. Yani kadındır prenses. Evet filan. Böyle düşünmedim tabii ki. Yani o Victor Hugo'nun tarif ettiği prensesin uyanmasını, silkelenmesini ve o sahip olduğu zenginlikleri göstermesini ifade etmek için kullandığım bir şeydi. Öpücük ağır kaçmış olabilir. Birileri öyle algılamış olabilir. Ama kastettiğim şey bu değildi. Anladım. Bir masaldı yani. Bir masaldaki masal, uyuyan prensesi uyandırmaktı. Anladım. Bir mecaz evet. Falan anladım. Evet. Peki şunu da sormak isterim. Size bu konuda çok eleştiri demeyeyim, karalama olduğu Sur'la ilgili zamanında söylediğiniz ki zannedersem kardeş
şehirdiniz, Seferihisar'da. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle, evet, biz Diyarbakır'ın Sur ilçesiyle kardeşlik bağı kurduk. Çocuklarımız birbirlerine gittiler, geldiler, futbol oynadılar, resim yaptılar, dans ettiler. Ne güzel oldu. Çok da güzeldi. Biz onları misafir ettik, onlar bizi misafir etti, gittik geldik. Sonra bir gün bir öğrendik ki kayyum atanmış. Atandığını öğrendiğim gün konak meydanına çıkıp basın açıklaması yaptım. Çünkü bizim yerel yönetim geleneğimizde, mevzuatımızda, hukukumuzda bir belediye başkanı görevden alınırsa, vefat ederse, istifa ederse, bir şekilde o koltuk boşalırsa, o koltuğa belediye meclis üyeleri arasından biri seçilir. Nitekim bunun sayısız örneği var. Rahmetli Piriştin'e vefat etti görevdeyken. Onun yerine Büyükşehir Meclisi'nden biri seçildi. İstanbul'da, Balıkesir'de hep biliyorsunuz görevden alındı ya da istifa etti bazı belediye başkanlarımız. Onların yerine hep meclisten birileri seçildi. Bizim geleneğimiz budur. Mevzuatımız da böyle düzenlenmiştir zaten. Ama birdenbire bir kanunla karşılaştık. Ve o kanun işte belediye başkanının alınıp yerine kayyum atanmasını, kayyum sözcüğünü falan nasıl buldular inanılır gibi değil. Bu bir şirket değil falan filan, oralara girmeyeyim. Kayyum atadık dediler. O gün o kayyumun hangi partinin hangi belediyesinde atandığının hiçbir kıymeti yoktu. Ve ben doğrudan gidip konak meydanında bunu protesto eden bir basın açıklaması yaptım. Çünkü her kanuni uygulama hukuki meşruiyet taşımayabilir. Bazen bu vicdanları yaralayan bir tablo ortaya koyabilir. Siz bu konuda yüzlerce yıllık bir geleneği ortadan kaldırıp bir gece çıkardığınız bir torba yasayla böyle bir uygulama başlatırsanız bu vicdanları yaralar. Bunun hangi siyasi partinin belediye başkanı olduğunun bir önemi yok. Kaldı ki o bizim kardeş belediyemizdi. Ve bizim kardeş belediye başkanımızdı. Dolayısıyla içimize sindirmemiz mümkün değildi. Ve protesto ettik. Bu dediğim gibi bir siyasi tercih nedeniyle yapılan bir şey değildi. Bir ilkesel duruştu. Bir vicdan muhasebesiydi. O nedenle de arkasındayım o gün söylediğim şeylerin. Hala aynı şeyleri söylüyorum. Kayyum uygulamasını doğru bulmuyorum. Buradan da başka bir anlam çıkartılmasını doğru bulmuyorum. Peki. Son birkaç dakikamız kaldı Tunç Bey. İsterseniz bir toparlayalım. Hem seçmene hem İzmir'e bir mesaj vermek isterseniz buyurun. İzmir tekrar Türkiye önderlik edecek diyorsunuz. Bu çok iddialı bir şey. Belki bununla beraber toparlayarak. İki konuda iddialıyız. İki konuda önderlik edecek İzmir Türkiye'ye. Birincisi kırsal kalkınma politikalarında, tarım politikalarında. Türkiye İzmir'in uyguladığı tarım politikalarını model alacak, örnek alacak ve uygulayacak. İki, demokrasi politikalarında. Demokrasi uygulamalarında Türkiye İzmir'i örnek alacak. Çünkü biz demokrasiyi hem kentin sokaklarına, mahallelerine, hanelerine sokacağız. Hem de buradan ortak akıl ve ortak fikir ortaya çıkartacağız. Ve bunu kardeşlik ve birlik içinde yapacağız. Bu konuda teknolojiyi en gelişmiş, en geniş şekliyle kullanacağız. Hatta dünyaya örnek olacağız. Yani sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olacağız. Bu uygulamaları İzmir'den başlatacağız. Türkiye hem tarımsal kalkınma politikalarında, hem demokrasi politikalarında, uygulamalarında İzmir'i takip edecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Programımıza katıldığınız eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. Size başarılar dileriz. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum size. Kolaylıklar diliyorum. Evet, Tunç Soyer'le seçim özel kapsamında Söz Bizim'de konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.